Bir yumurta, tamam. Un, o da tamam. Bir bardak şehri. Ay, şehriyi unuttum. Neredeydi bu ya? Ay, senin gibi mutfağım ben. Erkut! Erkut, duymuyor musun beni? Ne oldu Asu? Ne oldu diyeceğine gel de bak. Ne var? Bak bu oldu. Ev başımıza yıkılıyor. Ya ne var onda kızım ya? Ver takayım. Ay Allah'ım ya. Sifon bozulur hallederim. Musluk bozulur yaparım. Yeter artık ya. Yapıyorum işte kızım. Daha ne istiyorsun? Ay hiçbir şey istemiyorum. Her genç kızın hayalinde olan bir evde yaşıyorum ben zaten. Daha ne olsun? Abartma be Asu. Abartıyor muyum? Ya, çatı illa tepemize mi düşsün? Bunu mu istiyorsun? Ben anlamıyorum ki. Ver şunu da takayım. Biz geçici süre burada idare edecektik. Öyle. İlk fırsatta çıkacağız. Evlenmeden önce o kadar söz vermiştin bana. Çok güzel bir evimiz olacak. İşte içini istediğin gibi dayayıp döşersin. Bahçesi de olur. Hatırladın mı bu lafları? Tamam be yavrum. Sözüm söz. Torun torbaya karışınca mı? Tamam. Hem senin bahsettiğin bir iş vardı. Hani böyle oluk oluk para gelecekti falan. Nerede? Ha, o iş. Adı üstünde mi yavrum? Büyük iş. Kolay mı hemen öyle? Ay. Nasıl geldi bu başımıza? Gitti lan. Dükkan gitti. Ulan şerefsiz. Çocuk oyuncağı mı lan bu? Bir kiralıyorum, bir kiralamıyorum. Su mu döktük lan biz oraya? Para döktük lan, para! Lan onca emek, onca mal, onca para. Hepsi boşa gitti be. Ya ben anlamıyorum kardeşim. Bu adamların da akılları başlarına yeni mi geldi? Ulan çiçek gibi yapmıştık dükkanı be. Ulan ben bunu sizin yanınıza bırakır mıyım lan? Burunlarından fitil fitil getireceğim lan. Ya baba Allah aşkına ne hesabı ne fitili? Hiçbir şey de yapamazsın. Niye oğlum lan? Niye yapmayacakmışım? Yanlarına mı kalsın? Ya baba, elinde ne bir kontrat var, ne bir belge var. Hiçbir şey yok. Anca böyle boş boş kendi çapında konuşursun. Lan bir iş yaptın, onu da tam yapsaydın bari. Lan oğlum, madem bu kadar biliyordun niye zamanında söylemedin lan? Şimdi konuşmak kolay tabii. Yapmayın Allah aşkına. Yüklenmeyin birbirinize bu kadar. Ya yalan mı söylüyorum ama Tülay abla? Böyle iş mi yapılır? Lan cillop gibi dükkan. Çok da ucuz. Başkaları kapmasın diye ben de atladım hemen. Şey kontratta sonra şey deriz dedim ya. Aa, bak, bak nasıl şey ettiler bizi gördün mü? Ben en başından beri diyorum değil mi? Bak kontrat yok diyorum. Bu adama güvenilmez diyorum. Adamlar bizi kereye getirecekler diyorum. Anlatamıyorum ki bak ne oldu sonunda? Kaldık işte böyle Ersun gibi. Lan armut! Zaten sinirim tepemde. Hıncımı senden çıkarmayayım şimdi ha. Tamam tamam Veysel. Sakin ol. Olan oldu. Üzmeyin birbirinizi. Hem nereden bilecektin ki böyle şeyler olacağını?
Günaydın kızlar. Günaydın. 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 Ne haber? Saat kaç oldu? Hala ayakta dikiliyorsunuz. Hadi oturun da çalışın. Aa, nerede yine bu? Tabii yine geç kaldı değil mi? Şey, evi uzakta galiba. Trafiğe falan kaldıysa demek. Onun avukatlığını yapmak da sana kaldı herhalde. Hadi, benimle laf yarıştıracağınız, oturun da işinizi yapın. Aman, her şeyde bir lafı var. İnsan önce bir günaydın der. Kızım, yeter artık. Çok yoruldun. Dinlen biraz. Tamam anneciğim, bitmek üzere zaten. Şu masayı da bir bitireyim de. İnciciğim, ben yeni temizlemiştim her yeri. Bak Zeynep ablan ikinci kez iş çıkarttın ama. İnci dur. Nereden icat ediyor bu çocuklar bu oyunları böyle? Kızım yapma, dur. Oo, harika kokuyor. Yine o meşhur menemeninden mi yaptın? Son kalan malzemelerle yaptım. Nasıl ya? Bitti mi? Daha yeni getirdim bir şeyler. Daha yeni mi? Bir hafta oldu Erkut. Dolap tam takır. Tamam mı yavrum? O güzel gözlerinden ateş püskürme hemen. Al. Aşağı mahallede pazar kuruluyor. Alırsın bir şeyler. Erkut bu ne? Para Asuman, alışveriş için. Ya bu kuş kadar para neye yetsin Allah aşkına? Ya Asu, niye hep böyle yokuş yapıyorsun sen ya? Ha? İdare et tatlım biraz ya. Ya neyin idare etmesinden bahsediyorsun? Ben buna bir iki kilo meyve alırım anca. Şurada Aslı'yla bir kahvaltı edeceğiz. Onu da çok gördün değil mi? Ha benim yüzümden yani. Tamam Aslı, tamam. Benim iştahım kaçtı. Sana afiyet olsun. Erkut bir şey konuşuyor. Erkut! Ama İnci, bak Zeynep ablana ikinci kez iş çıkarttın ama. Aa Elif abla, havuza girelim. Hadi kalk. Hayır İnci, olmaz. İnciciğim, hem havuz daha temiz değil ki. Of of, ben ablamı istiyorum. Sen ablanı mı özledin kızım? Arayalım şimdi, konuş ablanla. Hayır, arayayım babaanne. Buraya geldim, öyle konuşacağız. İnciciğim, tamam sen bir ara telefonla konuş, zaten müsaitse gelir ablan. Evet, Zeynep ablan doğru söylüyor. İnci, yapma böyle. Tamam, tamam gel. Elif, telefonu verir misin yavrum orada? İştah bırakmadı ki bende de. Keyfi kaçmış beyefendimizin. Sanki bende her şey güllük gülistanlık. Ay, böyle gıdım gıdım parayla nereye kadar yaşayacağız ki? Ah be Asu, bulamadın zengin bir koca. Aliye Hanım, nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz de İnci maşallah pek huysuzlandı bugün. İnci'nin sesi mi o? Ne oldu? Kızım sabahtan beri ablam da ablam diye tutturdu. Ne yaptıysak, ne dediysek sakinleştiremedik. Sen bugün bir ara gel de gönlü olsun çocuğu. Tabii tabii gelirim. Siz İnci'ye söyleyin, beklesin beni. Ben birazdan çıkarım zaten. Tamam kızım, bekliyoruz. Aslında
Çiftliğe gitmek iyi olur ya. Şu bizim sefil halimizden biraz bahsedersen belki arka çıkarlar. Emir onları sonuçta. Bırak kâr etmeyi. Bir de zarar etmişiz. Canım. Sana kahveli kek getirdim. Sen mi yaptın yoksa? Hı hı. Hem de en sevdiğinden. Selim. Bu kadar yüklenme kendine, ne olur. Elimde değil Zeynep. Bir an her şeyi düzeltebilecekmişim gibi hissediyorum. Sonra böyle hesap kitap yapınca gerçekler yüzüme çarpıyor. Selim. Sıkma canını. Zeynep. Ben bir karar aldım. İçim bir şey vermiyor ama. Neymiş o? Ümit'i işten çıkarmak zorundayım. Ümit Bey. Finans danışmanı Ümit Bey mi? Ama neden? Bu durumda maaşını karşılayamam artık. Böyle donanımlı, profesyonel birini hiç uğruna yanımda tutup zor durumda bırakmak istemiyorum. Yapamam. Başka bir yolu yok mu? Selim. Yine de acele karar verme bence. Biraz daha düşün. Yani Ümit Bey sıradan bir çalışan değil ki sonuçta. Senin en zor zamanlarında hep yanında oldu. Biliyorum Zeynep. Her şeyi biliyorum. Ama böyle olması gerekiyor. Anladım. Ne zaman söyleyeceksin peki? Bu akşam gelsin. Yüz yüze konuşacağım. Biraz zor olacak ama bunu yapmak zorundayım. Bir ara şu dükkandan malları da almak lazım. Tamam baba. Ben onu hallederim bir ara. Aa Murat, Veysel. Hemen karalara bağladınız. Neden öyle her şey bitmiş gibi davranıyorsunuz? Bitmedi mi? Elbette bitmedi Veysel. Tamam, hiçbirimiz böyle olmasını beklemiyorduk. Ama yeniden bir çaresini buluruz. Çıkarız bu sıkıntıdan elbet. İyi güzel söylüyorsun da Tülay'ım. Nasıl? Bak onca tava, tencere elimizde patladı. Veysel öyle ama koskoca İstanbul'da bir tek bu dükkan yok ki. Başka bir yer buluruz. İyi de Tülay'ım nasıl? Elde avuçta ne varsa harcadık işte. Babam haklı Tülay abla. Elimizde ne varsa ne yoksa hepsini o dükkana, o mallara yatırdık biz. Anlayacağınız kısmetçeyiz, kısmetimiz de yokmuş deyip vazgeçeceğiz. Yapacak başka bir şey yok. Şu malları elimizden çıkarabilirsek ne hala? Tamam o zaman. Kalan bileziklerimi bozdururuz. Şöyle daha uygun küçük bir yer tutarız. Ne dersin Veysel? Tülay'ım, düşünmüş olman bile yeter. Ama olmaz. Veysel neden olmazmış?
Hem bu bilezikler bizi ne zengin eder ne de fakir. Bari bir faydası dokunsun. Leyim, olmaz diyorum. Hem sen bunları düşünme. Boş ver. Ben bir çaresine bakarım artık. Aysel Hanım. Hoş geldiniz efendim. Buyursunlar. Bahriye abla. Sen bu atölyeyi satın aldığında bizim mi haberimiz yok? Efendim? Yani patron olduysan bilelim de ona göre muamele edelim diyor. Abla ben... Kızım saat kaç saat? Saatin farkında mısın sen? Neden geç kaldığım ortada değil mi? Görüyorsun işte. Yavrum bir değil iki değil. Herkes senin işini yapmaya mecbur mu? Haklısın da. Hı, haklıyım da. İşler nasıl yetişecek? Sen merak etme abla, ben hemen başlarım. Başlasan ne olacak? Yarına teslimat var. Senin yüzünden yetişmeyecek. Sen merak etme abla. Ben ne yapar ne eder bitiririm. Kimseyi de zor durumda bırakmam. Eğer bu iş bitmezse gözünün yaşına bakmam. Seni kapının önüne koyarım. Aha da herkes şahit. İşimizi görür gibi. Muratcığım bir gelebilir misin? Yardımına ihtiyacım var. Efendim Tülay abla. Yok yok bir şey istemiyorum. İyi de çağırdın. Baban duymasın diye. Sen gel bakayım şöyle gel gel. Abla iyi misin sen? Gel gel iyiyim. Al bunları bozdur tamam mı? Şöyle güzel küçük bir dükkan tut bize. Tülay abla, ben hayatta alamam bunları. Vallahi babam çok kızar. Ay yok yok, kızmaz Murat. Vallahi abla, hiç kusura bakma. Ben o topa girmem. Ay Muratcığım, belki de bu bilezikler son şansımız ya. Ya abla, babam bir duyarsa var ya... Murat bak, kızıyorum ama o kadar mal ne olacak? Bak, Murat eğer bunları almazsan bir daha seninle kesinlikle konuşmam. Bak buraya yazıyorum. Tamam, tamam abla, tamam. Aferin, en doğrusunu yaptın. Hadi bakayım, göreyim seni. Abla... Ama bak, baştan anlaşalım. Şu kaportayı bir düzelteyim. Sana çok daha iyilerini alacağım. Tamam mı? Tamam, tamam. Alırsın. Hadi sana güveniyorum. Hadi. Durumların bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum. Aslında ben de son birkaç güne kadar bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum. Zeynep. Bak gerçekten çok üzüldüm. Ama siz Selim'le el ele verip üzerinden gelemeyeceğiniz hiçbir şey yok. Biliyorum. Ya ben Selim'e güveniyorum zaten. Elbet toparlayacaktır en kısa zamanda durumu. İnşallah. Ama yine de ben de boş durmak istemiyorum Pelin. En azından çalışayım, kendi okul masrafımı karşılayayım. Çalışacak mısın? Hı. Üniversiteye hazırlanan öğrencilere özel ders vereyim diyorum. İyi fikir bence. Hem böylelikle okulun da etkilenmez. Hı hı. Aslında birkaç öğrenci de bulmuştum ama Selim vazgeçirdi. Şimdi bir daha bulmam gerekecek. Ya ilan falan mı bastırsak acaba? Ha? Okulun önüne kırtasiyeleri falan asarız. Biliyor musun aslında çok iyi olur. Aa, ilk öğrenciyi bulduk bile. Aa. Kim? Kuzenim. Ablam geldi ablam. Kızım yavaş düşeceksiniz. Ablacığım deyince ben dedim. Ben de seni çok özledim aşkım. Hoş geldin Asuman abla. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Hadi geç içeri, kapıda bekleme. Peki kaçıncı sınıfta demiştin? Ya aslında lise sona geçtim.
Ama geçen yıl derslerde çok zorluk çekmişti. Bu yüzden annesi de özel ders aldırmak istiyordu. Ben akşam hemen konuşurum. Ya Pelin, sana ne kadar teşekkür etsem az. Ne teşekkürü? Aramızda lafı mı olur? Bak, söz veriyorum sana yüzünü kara çıkarmayacağım. Elimden geleni yapacağım. Zeynep, senin çalışkanlığından şüphe edeni deli diye tımarhaneye kapatırlar. Bilmiyor musun? Ne bileyim, böyle öğrenciyi birden bulunca heyecanlandım. Yapabilir miyim dersin? Ya okulda bile sınavlara seninle hazırlanıp tek bir kötü not alan öğrenci var mı acaba? Enzi'yi götürmeyeceksin değil mi Asuman abla? Ben Enzi'yi çok özlerim de. Yok yavrum, Asuman ablanız bu sefer sizi görmeye geldi. Sen de bizi özledin değil mi? Ay, özledim tabii ablacığım. Çok özledim hem de. kızım, evlilik nasıl gidiyor? Ne var ne yok? Her şey yolunda mı? İyi, çok şükür. İdare etmeye çalışıyoruz işte. Dalgınlıktan unuttum. Ne getireyim sana? Çay mı içersin, kahve mi? Yardımcınız izinli galiba. Ah kızım ah. Senin haberin yok tabii. Neler geldi başımıza, neler. Gelecek ay için bir ödeme planı yaptım. Sabit giderleri alt alta koyup topladığımda nakit anlamında biraz sıkıntı yaşıyoruz. Ama biraz daha şartları zorlayarak çalışanların maaşlarını yatıracağım. Biliyorsun, geçen ayda mağdur ettik zaten. Bu ay sıkıntı yaşamasınlar. Tabii. İyi olur. Herkesin emeğinin karşılığını vermek istiyorum. Yoksa kendimi çok kötü hissederim. Sonuçta benim hatalarımı çalışanlara ödetemem, değil mi? Bak Ümit, seninle açık konuşmak istiyorum. Bugüne kadar yaptıkların için sana çok şey borçluyum. Bizim en zor zamanlarımızda sen arkamızda oldun. Sen destek verdin. Evet, işler pek de umduğumuz gibi gitmedi. Bunun için kesinlikle seni suçlamıyorum. Maalesef öyle bir noktaya geldik ki senin emeğinin karşılığını verememekten korkuyorum ben. Nereye varmaya çalışıyorsun Selim Bey? Lütfen biraz daha açık konuş. Sanırım yollarımızı ayırmamız daha iyi olacak. Ne diyorsunuz siz Ali Hanım? Ay, ben çok şaşırdım gerçekten. Maalesef yavaş yavaş her şeyi kaybetmeye başladık. Yok mu bir çaresi? Yani ben pek anlamam bu işlerden ama. Selim şirketi nizama soksun diye didinip duruyor evladım ama ne olacağı belli değil. Yani iş hayatı sonuçta. Sağ solu belli olmuyor. Ama siz yani her şekilde halledersiniz diye düşünüyorum ben. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Hele Meleğin her gün İşe gitmek zorunda kalması beni kahrediyor. Ne? Melek Hanım mı? Evet. Bir konfeksiyon atölyesinde işe başladı Melek. Ya, o kadar yani. Kenan'ın fotoğraflarına bakamıyorum bile. Onun kıymetlisine bile sahip çıkamadık. Ben hala çok şaşkınım gerçekten. Sizin gibi bir aile. İnanılacak gibi değil. Öyle.
Öyle ama düşmez kalkmaz bir Allah. Doğru tabii öyle. Getirdiniz mi resimleri cincimeler? Getirdik abla. Bak bunu ben çizdim. İçlerini de ben boyadım. Aferin size. Bak burada güneş doğuyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten hiç beklemiyordum böyle bir şey. Düne kadar ben de böyle bir şey düşünmedim. Ama aldığımız son darbeden sonra geleceğe dair planlar yapmaya mecbur kaldım Ümit. Selim Bey, bana lütfen doğruyu söyleyin. Yani bu ihale yüzünden mi siz beni... Hayır, hayır kesinlikle. Bakın eğer gerçekten bu ihale yüzündense bunu bana açık yüreklilikle söyleyin. Yani alınmam, gücenmem, patronumsunuz sonuçta. Ümit seni temin ederim, ihaleyle hiçbir alakası yok. Tamamen maddi sebeplerden ötürü. Biz bu yola birlikte çıktık Selim Bey. Ben böyle bir yolda sizi yalnız bırakamam. Bunu gururuma yediremem. Ben de seni mağdur etmeyi gururuma yediremiyorum Ümit. Tek sorun bana maaşımı ödemekte zorluk çekeceğinizi düşünmeniz mi? Evet. O zaman size başka bir teklifim var. Maaşımda belli bir oranda kesinti yapın. Hatta bu kesinti tutarını da siz belirleyin. İnanın hiç itirazım olmayacak. Yani böylesine sıkıntılı bir dönemde bu şekilde arayı bulabiliriz. Ne dersiniz? Sizi yüzüstü bırakmak istemiyorum. Nasıl ki siz beni ailenizden biri olarak görüyorsanız ben de sizi öyle görüyorum. Bu zorlu süreci birbirimize destek olarak sırt sırta vererek geçebiliriz. Ümit çok duygulandırdın beni, çok sağ ol. Sen gerçekten çok değerli bir insansın. Ama ben seni önünü kapamak istemiyorum. Siz benim önümü kapatmıyorsunuz ki. Doğru olan bu Ümit. İnan bana. Selim Bey, lütfen acele karar vermeyin. Biraz daha düşünün. Verdiğimiz emeğin karşılığını alacağımıza inanıyorum ben. Buna gerçekten yürekten inanıyorum. İşlerimizi bir şekilde yoluna sokacağız. İhalede başarısız olduğum için mi böyle bir karar verdiniz? Yani lütfen benimle açık konuşun dedim. Hayır dedi. Tek sebep maddiymiş. Maaşımı ödeyememekten korkuyormuş. Tamam o zaman maaşımda belli bir oranda indirime gidin dedim. Ona da varım. Ne dediysem ikna edemedim. Umut verdim ama bakalım göreceğiz. Durum anlaşıldı. Yapacak şey çok basit. Dediğin gibi biraz umut vereceğiz. Nasıl? Yani Selim Bey'in artık biraz para kazanma vakti geldi. Yetiştiremiyorsun değil mi? Elimden geleni yapıyorum. İşe öğlen gelirsen olacağı bu tabii. Ama suç bende. Fazla yüz veriyorum size. Köprüden önceki son çıkış bu Aysel. Ya önündeki işi bitirirsin ya da pılını pırtını toplar gidersin. Bahriye Hanım, ya görmüyor musunuz kadının halini? Biraz daha insaflı olsanız diyorum. Sana ne be, sana ne? Avukatı mısın sen onun? İşler yetişmeyince Cevahir Bey'e sen mi vereceksin hesabını? Ben sadece biraz daha anlayışlı olabilir misiniz demeye çalışmıştım. Çenen kadar elinde kuvvetli olsaydı önündeki işi bitirirdin. Eğer kendini kapının önünde bulmak istemiyorsan kapa çeneni de işlerini bitir.
Nasıl olacak o peki? Emiroğulları iyice köşeye sıkıştı ama daha onların fişini çekemedim. Yapacak çok şeyimiz var. O yüzden de senin onların yanında bulunman şart. Bu arada Selim de biraz para kazanmaya başlasın ki işlerinin iyi gittiğini zannedip seni yanlarından ayırmasınlar. Nasıl yapacağız? Ben onu soruyorum. Kim bilir? Belki de hiç beklemedikleri bir yerden yüklü bir sipariş alırlar. Hadi bak, kahve yaptım ikimize. Şöyle karşılıklı oturup içelim. Sağ ol Tülay. Eline sağlık. Afiyet olsun. Veysel, çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadın. Biliyorum ama... Beceremedim Tülay'm işte. Bunu da beceremedim. Lütfen kendini suçlayıp durma Veysel. Demek hayırlısı buymuş. Hem belki daha iyi bir fırsat çıkacak karşımıza. Fırsat mı? Nasıl olacak bu? Bilemezsin ki. Bir bakmışsın her şey düzelivermiş. Hem ben öyle hissediyorum. İnşallah Tülay. İnşallah dediğin gibi olur. Ne diyeyim? Bu armut böyle ya. İşte yeni ekmek teknemiz kısmetçiyiz. Oğlum sen ne yaptın lan böyle? Beğendiniz mi? Murat, nereden geldi aklına? Yani Tülay ablacığım biliyor musun? Buna da ticari zeka diyorlar. Sonuçta bütün büyük şirketler en başta böyle ufaktan ufaktan başlıyor. Ondan sonra Allah bir yürüyor aklım diyor, tutabilene aşık olsun. Sonra işte dükkanlarda, şirketlerde falan adamlar resmen zincir kuruyorlar ya. Hem bakarsın belki bir gün bizim de zincirimiz olur ha. Bunun içi de geniştir ha. Ya tabii ki de geniş baba. Senin oğlun her şeyi düşündü icabında. Aferin lan, aferin oğlum be. Ya iyi de bu arabayı alacak parayı nereden buldun? Ha. Şey. Tülay abla verdi baba. Her şey onun sayesinde oldu. Bilezikler değil mi? Evet ama kızmak yok bak çocuğa. Ben zorladım. Hem iyi ki vermişim. Baksana seyyar bir dükkanımız var artık. Gel lan buraya, gel. Aferin lan, armut. Koskoca Emiroğulları ne hale gelmiş ya. Kendilerine hayırları kalmamış. Bendeki de şans işte. Elim attım kuruyor maşallah. Yarın geleceğim muhakkak. Bugüne kadar nasıl yanında olduysam bundan sonra da öyle olacak. Merak etme. Tamam. Görüşürüz.
Hoş geldin. Kimle konuşuyordun? İş ya, tanımazsın. İş mi? Evet. Ha, öyle mi? İki lafından biri iş ama cebimiz hep bomboş. Nasıl oluyor bu? Ya elimden geleni yapıyorum tatlım ya. Vallahi ben bu şekilde kıt kanat geçirmeye daha fazla dayanamayacağım, haberin olsun. Senden dayanmanı isteyen yok. Kocan sana hayatların en güzelini yaşatacak kızım. Allah'ım ya. Bir insana gülmek bu kadar mı yakışır ya? Kaz gelecek yerden tavuk esir yenmez. Beni çağırmışsınız Serdar Bey. Gel Yavuz, gel. Buyurun. Bugün yüklü bir alım yapacağız. Ödemesini yarına kadar halledilmesi gerekiyor. Burada gerekli bilgilerin hepsi mevcut. Serdar Bey, çok yüklü bir ödeme bu. Biliyorum, o yüzden bankaları bugünden haberdar edin. Yalnız kaynaklarımız tükenmek üzere. Bu alım sizi zorlayacaktır. Bırak da onu ben düşüneyim Yavuz. Sen git kendi işini yap. Tabii efendim. Size söylemiştim. İşler bir şekilde yoluna girecek demiştim. Nasıl yani? Hadi anlat. Haberler müthiş. Harika bir iş bağlantısı kurdum. İş bağlantısı mı? Sizden ayrıldıktan sonra birkaç tanıdığımı araya sokarak bir şirketten randevu aldım. Sonra şirkete gidip toplantı yaptık patronlarla. Çok büyük bir şirket. Kendimizden bahsettim. Neler yaptığımızı, işlerimizi. Çok memnun kaldılar. Bayağı dikkatini çektik. Ellerinde çok büyük bir peyzaj projesi var. Eğer alırsak çok büyük kar elde edebiliriz. Gerçekten karlı bir iş. Yarın ayrıntıları konuşmak üzere ikimizi şirkete bekliyorlar. Bu gerçekten çok güzel bir haber Ümit. Bakalım. Yüz yüze bir konuşalım da. Siz önce etraflıca bir inceleyin. Bana işi bağlarız gibi geliyor. Hadi bakalım. İnşallah. Ay, akşam ne yemek yapsam acaba? Geçen pazardan yağını aldım diyordum. Onunla kapuskayı var işte. Ay, o da kıyması hiç güzel olmuyor. Ay, hadi ki. Hadi sallanmadan çıkın artık. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi kızım, hadi. Suna daha temizlik yapacak. Tamam, ben bir Aysel'e bir... Hadi diyorum, hadi. Aysel, ne demiştim sana? Yetiştiremedin değil mi? Mesaiye kalacağım Bahriye Hanım. Ben ne yapıp ne edip bitiririm, merak etmeyin. Ay ben ne merak edeceğim canım? Topun ağzında olan sensin, sen düşün. Bugün biter mi abla? Bilmiyorum Suna, hiç bilmiyorum. Melek abla. Aa, Melek bir şey mi unuttun? Yok vallahi, seni böyle bırakmaya gönlüm razı gelmedi. Aa, Melek. Sabaha kadar Allah'ın izniyle hepsini bitiririz birlikte. Ben de çayınızı kahvenizi eksik etmem. Ay ne diyeyim, Allah sizden razı olsun. Tamam o zaman, çay mı kahve mi? Kahve. Çay. Thank you.
annemin en sevdiği çorba yaptığımızı görünce çok sevinecek. Oh, mis gibi de koktu vallahi. Benim elimdeydi ya, ondandır. Bak sen. Annenin gelmesini daha çok var mı Zeynep abla? Yok canım, gelir birazdan. Hem siz hiç merak etmeyin şefim. Anneniz gelmeden sofra da hazır olacak. Efendim abla. Ha, annem mi? Neredeymiş? Alo Zeynep'ciğim. Söyle ablacığım. Zeynep'ciğim, ya ben bu akşam mesaiye kalacağım da... Onun haberini vermek istemiştim. Öyle mi? Evet canım ya, yarın yetişmesi gereken bir sürü iş var. Hay Allah. Biz de Elif'le sana yemek hazırlıyorduk. Çok da heveslenmişti, üzülecek şimdi. Canım benim ya. Bir telefonu verir misin yanındaysa, sesini duyayım onda. Tamam. Anneciğim. Güzel kızım. Sen en sevdiğin çorba yaptık anne. Ne zaman geleceksin? Elif'ciğim. Ben bu akşam gelemeyeceğim. Çalışmam lazım. Ya. Sen yemeğini güzel güzel ye, olur mu? Ama anne. Canım benim. Sakın geç yatma. Sütünü içmeyi de ihmal etme, tamam? Peki. Ben gelince mis gibi yanaklarından doya doya öpeceğim anneciğim, tamam? Öpüyorum çok. Canım benim ya. Gelemeyeceğimi duyunca çok üzüldü. Yemek yapmış bir de. Benim yüzümden. Ay Selcim, olur mu öyle şey? Ya ben kendim girip kalmak, yardım etmek istedim sana. Hem gelmesem aklım kalırdı bak. Sen hiç merak etme, takma kafana bir şey, tamam? Sabaha kadar da her şeyi bitireceğiz. Hadi. Selcim, canım bunların hepsi tamam. Çok teşekkür ederim Melek. Ya sana karşı gerçekten çok mahcubum. Canım benim, o nasıl laf öyle? Bir elin nesi var, iki elin sesi var değil mi? Ay, çok teşekkür ederim. Ya ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim? Daha sonra bir çay ısmarlarsın, ödeşiriz. Ismarlarım tabii. Var ya, sen olmasan bugün Bahriye beni kesin kapının önüne koymuştu. Ay,
Bahriye demişken gelmeden ben çıkayım, görmesin beni. Allah korusun, hadi hemen çık. Hadi görüşürüz. Görüşürüz, tekrar çok sağ ol. Yavuz, bir şey daha var. Buyurun. Bu yüklü alım için yapılacak olan ödemenin yanında benim de biraz nakite ihtiyacım var. Ne için efendim? Gonca için. Uzun zamandır istediği güzel bir araba vardı. Onu alıp sürpriz yapmak istiyorum. Yalnız Serdar Bey, bireysel hesabınızdaki para da buna yetmeyebilir maalesef. O ne demek öyle ya? Biz dünya kadar işi boşuna mı yaptık? O kadar ihale aldık. Dünya kadar iş yaptık. Ne demek paran yetmeyebilir? Haklısınız. Ama siz de bilirsiniz ki bu ihaleleri kazanmak için ortaya büyük paralar koyuyoruz. Malum geri dönüşü de o kadar hızlı olmuyor. Artıya geçmemiz için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Tamam, tamam. Sorun değil. Şirket hesabından hallediver. Şirket hesabında şerh var Serdar Bey. Malum o hesaptaki paralar ancak Necdet Bey'in varislerinin izniyle kullanılabiliyor. Öyle olsa ne olacak ki? Gonca Hanım'a söylersin, olur biter. Ama bak dikkat et, sürpriz kaçmasın. Şey, ben tam anlatamadım sanırım. O hesapta Necdet Bey'in kızı Arzu Hanım'ın da payı var. Onun da imzası gerekli. Öyle bir şey gerekmiyor. Arzu'nun akli melekeleri yerinde olmadığı için herhangi bir temiz kudreti bulunmuyor. Unuttun galiba. Akıl hastanesinde kendileri. O yüzden şer falan geçersiz. Hadi. Peki Serdar. Kısa sürede çok yol aldınız Arzu Hanım. Kendinizde gurur duymalısınız. Sağ olun. Hem psikiyatristlerimizin hem diğer doktorlarımızın raporlarını incelediğimde oldukça olumlu bir tablo ile karşılaştım. İyileşmekte bir hayli yine açığa çıktınız. Sayenizde. Bu durumda tedavinizi sonlandırıyorum. Taburcu olmanız için de işlemleri en kısa sürede başlatıyorum. Teşekkür ederim. Sizi almaya Erkut Bey mi gelecekti? Evet. O zaman Erkut Bey'e de en kısa sürede haber veriyoruz. Artık eve gitmeye hazır mısınız? Hazırım. Hoş geldin Ümit.